Arkadaşlar merhaba. Bu hafta da yine Reuter işlemlerine devam edeceğiz. Geçen hafta Reuter ile harf işleme yapmıştık. Reuter cihazları hatırlayın, ahşap işlemede kullanılan cihazlar idi. Bu haftaki dersimizde de bir fotoğrafın Reuter cihazında basılması. Bunu işleyeceğiz. Şekildeki kediyi Reuter cihazında işleyelim. Bunun fotoğrafını cihaza yüklemeden önce üzerinde Photoshop işlemleri yapılması gerekiyor. Arkadaşlar ben sadece kedinin kafa kısmını basmak istediğim için geri kalanları sileceğim. Onun için maskeleme işlemi yapmam lazım. Maskeleme için çeşitli tool'lar var. Benim en çok hoşuma giden magnetik tool. Bunu Photoshop programında yapabildiğimiz gibi Mastercam'in kendi içerisinde de ufak bir image processing programı var veya benzer şekilde başka herhangi bir programda da bu işlemler yapılabilir. Fazlalıklar var, onları sileceğiz. Yanlış kısımlar. Bu yaptığımız işlemler henüz image processing işlemleri. Çarpım yapalım. Bunu siyah beyaza çevirip daha sonra threshold değerini ayarlayalım. Kenar boşluklarını atalım ve bunu bu haliyle kaydedelim. Arkadaşlar Photoshop'ta gereken işlemi yaptıktan sonra Mastercam'ımızı açıyoruz. Art'a geliyoruz ve buradan Raster to Vector seçeceğiz. Bu şu demek, Raster'ı Vector'e çevir. Raster dediğimiz aslında fotoğraf. Vector dediğimiz de çizgi. Yani fotoğraftan çizgi üret gibi düşünebilirsiniz. Daha sonraki haftalarda From Image, From File özelliklerini de kullanacağız. Ama burada direktmen işlem yaptığımız fotoğraf seçeceğimiz yer Raster to Vector. Burada yine bir threshold operasyonu yapılabilir. Okey diyoruz. Çıkan ekranda çeşitli düzenlemeler yapılabilir ve çizgilerin tipi hakkında opsiyonlar kullanılabilir. Bu da en iyisi Spline to Fit. Bunu seçip OK diyoruz. Ve bir müddet bekleyeceğiz. Ve buradan hani daha başka ayar yapmak istiyorsak, hani Smoothness veya da daha başka ayarlar, bunlara tıklayacağız ama ben yapmıyorum. Direkt OK deyip artık raster işleminden çıkabiliriz. Görüldüğü üzere fotoğrafımız bu vesileyle tamamen çizgiler haline dönüştürülmüş oldu. Bütünümüzü de tanımladık. Ancak ondan önce şöyle bir kontrol yapalım. Acaba bu taraftan aldığımız bu cismimizin ebatları nedir? Yani ahşap üzerine ne kadar boyutlarda basılacak? Home'dan Analyze Distance diyelim. Kabala şu köşeden şu köşeyi seçelim bakalım. Yaklaşık olarak 81 milimetreymiş. Şu köşeden şu köşeyi seçelim. Bu da 100 milimetre, 106 milimetreymiş. Hani bu 100'e 100 milimetre gibi düşünebiliriz. Bunun daha büyük boyutlu, mesela bunun iki katılısını çizmek istiyorsak, Transform then Scale deyip bütün çizgilerimizi seçip skala olarak da 2 seçmek suretiyle iki kat büyütebiliriz. Şu orijin noktasını belirtelim. Hani nereyi baz alalım? Şurayı baz alalım. Şu köşeye göre büyütsün hepsini diyoruz. Ve kabul diyeceğiz. Ve okey diyeceğiz. Dolayısıyla eski görüntü gidecek. Yerine daha büyük görüntü gelecek. Kütük boyutumuzu tekrar tanımlayalım.
All entities diyelim. Kalınlığı 5 mm verelim. Tekrar bir kontrol edelim bakalım. Ebatları ne olmuş? Analyze distance diyelim. Şu köşe ile şu köşe arası 160'a 14, yani 150 mm, 200'e 0,9, yani 200 mm. Operasyonumuzu tanımlayalım. Kontrol operasyonunu kullanacağız. Bir isim istiyor. Okey diyelim. Ve biz buradan bir chain seçmemiz lazım. Seçim kolay olsun diye window usulü bir chain seçiyoruz. Tamamını seçip daha sonra sketch approximate start point diyor. Bir yaklaşık başlangıç noktası belirtiyoruz. Okey diyoruz. Freze'den tanıdık ekran. Burada 760 tane chain olduğunu söylüyor. Kontrol işlemi yapılacak. Takım olarak 3 mm'lik bir takım seçiyoruz. Şuradan düz uçlu olanı seçeyim. Ötekisini varsa kullanmayacağız. Arkadaşlar besleme hızı ve spindle speed hızlarını girelim. Onun için sağ tıklayıp otomatik hesaplatmasını sağlayalım. Malzeme olarak ahşap malzemesi seçilmiş. Cutting speed olarak aktüel değer 30 metre bölü dakika. Buna bağlı olarak da spindle speed'i 3183 devir bölü dakika. Besleme hızını da 397.875 milimetre bölü dakika olarak buldu. Bunu nasıl buldu, nasıl hesapladı? Hemen hatırlayalım. Hani tablomuz vardı. Bu tabloda cutting speed değerleri mevcut idi. Ahşap için cutting speed 20 ile 50 arası verilmiş. Biz buradan 30'u alalım. Burada 30 alınmış. Biz de burada 30 alalım. Ve şu formülü kullanıyoruz. Bu formülde CS yerine burada verilen değeri metre bölü dakika olarak giriyoruz. D yerine de çapı milimetre olarak giriyoruz. Hani 1000 çarpı 30 devir bölü dakika bölü pi çarpı 3 milimetre girdiğimizde sonuç 3183.09 devir bölü dakika olarak bulunuyor. Bu şekilde spindle speed hesaplanmış oluyor. Feed rate ise arkadaşlar feed rate nasıl hesaplanıyor? O da FPT değerinden hesaplanıyor. Feed per tooth, yani diş başına ilerleme 0,0625 verilmiş ve bir kesici ucumuzun 2 adet kesme ucu var. Onunla birlikte hesaplanarak 397 küsür milimetre bölü dakika bulunmuş. Nasıl hesaplanmış? Şu formülden önce FD'yi buluyoruz. FPT yerine biraz önce bulduğumuz değerleri yazıp 0,0625 iki tane kesici uçla çarparsak 0,125 yapıyor. Bunu da 3183 ile devir bölü dakika ile çarptığımızda nihayetinde 397 küsür milimetre bölü dakika olarak feed rate'i de buluyoruz. Yani otomatikman feed calculator olmadan da biz bu formülle hesaplayabiliriz. Formüllerimizin açık hali bu FPT dediğimiz. Bunun verilmesi lazım feed per tooth olarak. Daha sonra Z değeri, o da kesici sayısı olarak bunun da verilmesi lazım. Ve biz buna bağlı bir de en değerini kendimiz hesaplayacağız. Yukarıda hesaplamıştık. Daha sonra burada yerine yazaraktan da besleme değerini de girmiş oluyoruz. Bunları hatırladıktan sonra devam edelim. Punch rate değerimiz 100 devir bölü dakika olsun. Takım tutucumuz standart takım tutucu olsun. Kesme parametremiz. Burada çok önemli bir husus var. Birincisi kompenzasyonu kapatacağız. İkincisi de lead in lead out, onu da kapatacağız. Onu da kullanmayacağız. Bu ikisi Reuter'larda counter kullanırken önem arz ediyor. Biz takımın telafisini girmemize gerek yok. Onun için off yapıyoruz bunu. Çünkü takım zaten çizgileri olduğu gibi ortalayacak. O şekilde takip edecek. Onun için bunu off yapmamız önemli. Bunu unutmayalım. Stop to leave on wall'ları 0 yapalım. Buralar daha sonradan işlem o yapılmayacağı için geriye biraz talaş bırakmasın. Depth of cut değerimiz 1 milimetre idi. Burada lead in lead out'lar ilk başta açıktır. Bunları kapatalım arkadaşlar. Bunların açık olmaz halinde her çizginin bir girişinde bir çıkışında şu şekilde işaretler ortaya çıkıyor ve bu görüntüyü bozuyor. Ve linking parameters
biliyoruz. Hepsini absolut yapıyoruz. Hatırlayalım. Şunun alt tarafı şu şekilde bakacak olursak tabanı baz alıp en üst noktaya tarif etmemiz gerekecek. Tabanla üst noktası 5 mm olduğunu unutmayalım. Bu nedenden dolayı linking parametrelerimizi top of stock'u ilk başta her zaman için tanımlayacağız. O da 5 mm. Onun bir miktar üstü. Diyelim ki 7 mm. Onun da bir miktar üstü. Retract olabilir. Clearance onun daha da üstü olacak. Bunu açmak zorunda değiliz. Ha, önemli olan burada derinliğe girmek. Diyelim ki 2 mm gireceğiz aşağı. 5'ten 2 çıkartınca 3 girmemiz lazım. Burada 10 dikkat edelim. Çünkü değeri absolut giriyoruz. Ve bunu okeyleyip işlemimizi takım yolumuzu üretelim. İşlemin kat simülasyonunu görelim. Evet, takımımız çok kalın olduğu için bu şekilde bir işleme oluştu. Takım kalınlığı artırılıp azaltılabilir. Derinlik artırılıp azaltılabilir. Ama olayın özü budur. Yaptığımız bu işlemin G kodunu elde edelim. Ve kaydedelim ENSI dosyası olarak. Kaydedeceğimiz yeri gösteriyoruz. Ve bir isim verip kaydediyoruz. Mastercam'in kendi editörü açılıyor G kodlar için. Burada kodlara bakabiliriz. Tekrar düzenleyebiliriz. Veya direkt kapatabiliriz. Kodumuz toplam 6300 satır civarında. Makine simülasyonu yapalım. Eşine gelelim. Bir tane makine belirleyelim. Birinci 3 eksenli bir makine seçelim. Stok olarak Mastercam'de biraz önce tanımladığımız stoğu seçelim. Ve bunun simülasyonunu yapalım. Ayrı bir ekranda açıldı. Bunu ekranımıza fit edelim. İzometrik bakalım ve işleme yapalım. Neler oluyor bir izleyelim. Biraz hızlanabiliriz. Operasyon bitmiş hali bu makinede. Arkadaşlar bu haftaki konumuz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.